Moral Bey sizinle devam edelim mi? Ya 50.7 milyar dolarlık anlaşmayı açabilir miyiz? Hangi e, alanlarda bu anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer durakları arasında da hem e, Katar hem de Suudi Arabistan vardı. Buralarla nasıl bir potansiyelden bahsediyoruz? E, ve Tabii bu ne demek? Hani mesela bu açıklama yapılıyor kamuoyuna. İşte 50 milyar doları aşkın anlaşma yapıldı. Bu hemen yarın Türkiye'ye bu para giriyor diye de anlamamız da gereken de bir durum. Onu da siz anlatırsanız seviniriz. Aslında açıklamaların devamında Hı? var diye düşünüyorum. Ee, aksi takdirde zaten öyle sıcak parayla ilgili bir gelişme olmuş olsa bunu direkt dövizde çok net görürdük. Piyasalara yansımasını. Daha çok yansımayı nerede gördük? Borsada. Önemli bir yükselme oldu bugün %3'ün üzerinde. Demek ki orta uzun vadeye yönelik bizim reel sektör bunu pozitif karşıladı. Özellikle bankacılık kesimi de aracılık üstleneceği için ve buradan kazanacağı için oraya da yönelik bir ön alım oldu. Borsalar bu anlamda zaten ön sinyalleri hemen fiyatları da gösterirler. Bu anlamda açıklamalara baktığınızda savunma sanayi çok öne çıkıyor. Çünkü Türkiye bu alanda know-how sahibi bir duruma geldi. E, Arap ülkelerinde çok ciddi bir şekilde sadece petrole dayalı bir e, e, geleceğe yönelik güvence oluşturması söz konusu değil. Bu anlamda da alternatif e, yerlere yatırım yapması gerekiyor sanayilere. Bunların da başına savunma, enerji, iletişim e, geliyor diye düşünüyorum. Ve bu alanlarda Türkiye'nin de işbirliği yapabilecek potansiyeli yüksek. Bu nedenle de bu detayları daha sonra açıklandı. 50.7'nin muhtemelen bu sektörlerle ilgili kırılımları olacaktır. Ben bunların biraz daha detayda baktığımda borsadaki hisse fiyat hareketlerinde de yansıdığını düşünüyorum Afşin Hanım. Ama Onlara şu anda girmiyorum. Daha sonra yeri olursa belki değerlendiririz. Ama tabii Türkiye için şunu tartışmaya da girmemiz çok artık yerinde değil diye düşünüyorum. Sermayenin dini imanı ırkı çok yoktur. E, bu açıdan baktığınızda Türkiye'nin dışında birçok ülke, Amerika, Avrupa'daki ülkeler e, şu anda çok ciddi bir şekilde doğrudan yatırımlarını körfez ülkelerinden ediniyorlar. Futbol kulüplerinden alın da hmm. limanlarına vesaire birçok sektörlerine kadar uzanıyor bu durum. O yüzden de Türkiye şu ana kadar çok ciddi bir şekilde doğrudan yatırım zaten batıdan çekiyor. Ama bizim yönümüz Avrupa Birliği e, ekseninde olmakla birlikte biz gidip de Körfez ülkelerinden kaynak sağlamayacağız diye bir durum söz konusu olmamalıdır. Şu anlamda da zaten Türkiye'nin daha önce bir, bir arada arası kötüydü biliyorsunuz Arap ülkeleriyle. Oradaki bir pozitifleşmenin bir yansıması olarak bunu değerlendiriyorum. Bunun kısa vadede hemen anormal etkilerini... Ee, ekonomideki şu andaki sıkıntılarımıza herhalde yayının akışında ileriki vakitlerde hı hı. Hı hı. gireceğiz. Evet. Ee, ona ne kadar, ne zaman, nasıl etkiler, ne olurlar, e, diğer konular. Ama şu anda çok kısa vadede bunu evet. hemen öngörmemiz e, biraz kolay değil diye düşünüyorum. Ee, İletişim Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Bununla ilgili saat 20.07'de paylaşmışlar. Evet. Orada da e, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir Yüksek düzeyli stratejik konsey kurma konusunda mutabakat olduğu söyleniyor. Bu ortak mutabakatla beraber bayili ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır deniyor. Yani derinleşme var ilişkilerde. Stratejik ortaklık seviyesi ne manaya gelir? Hem bunu sorayım size hem de şu kalemler, ya şu alanlar paylaşılmış. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma. E, yapay zeka, ileri teknoloji gibi alanlarda iş bilin derinleşilmesi. Uzun uzun okudum, uzun uzun açıklamış olduğu için e, bu alanlarda da nasıl işbirliklerinden bahsediyoruz? Yani bir, ilişkinin düzeyinin arttırılmasına manaya geliyor. İki, bu alanlarda ilişkinin derinleşmesine manaya geliyor. Bir kere e, Türkiye zaten birçok sektörde, birçok alanda Arap ülkeleriyle e, özellikle Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmaları zaten var. Bu anlaşmaların evet. Basit ifadeyle MOU iyi niyet anlaşmasının ötesinde şirketler boyutunda projelere dayalı geliştirilmesi ve bunun amaç ve hedeflere uygun şekilde iki ülke arasında stratejik ortaklıklara dönüştürülecek şekilde getirilmesini anlıyorum. Ben bu durumdan. Yani iyi niyet ifadelerini aşan doğrudan ilgili iki tarafında ilgilileri tarafından mutabakatların imzalandı ki siz de iletişim başkanının açıklamalarına baktınız. Orada da detaylı olarak bu anlaşma konuları somut bir şekilde veriliyor. Mesela çeşitli anlaşmalar ilgili kurumlar arasında imzalanıyordu. Bizim tarafta da Sayın Cumhurbaşkanı arkada bekliyordu imza törenlerinde. Bu anlamda 50.7'nin de bu stratejik olma ile ilgili önemli bir boyut kazandırdığını düşünüyorum.